Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Gündem Doğu Türkistan programımızın 25. bölümüne hoş geldiniz. Stüdyomuzda araştırmacı, yazar, ilahiyatçı, eğitimci, çok kıymetli hocamız Sayın Doktor İhsan Şanyocak hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk efendim. Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Bugünkü programımızla ilgili hocam bir ufak seyircilerimize, izleyicilerimize bir tanıtım, anlatım yaparak, bir hatırlatma yaparak programa giriş yapmak istiyorum. Sizi de çok az bir şekilde bekleteceğim. Programımızda hocamızla beraber Doğu Türkistan'daki Çin zulmü ve İslam dünyasının Doğu Türkistan'daki zulme, soykırıma olan tutumunu, Doğu Türkistan düşerse neyi kaybedeceğimizi detaylıca konuşacağız inşallah. Allah. Malumunuz İhsan Şenolcak hocamız çok uzun zamandan beri Doğu Türkistan davası ile ilgili zaman zaman sosyal medyadan olsun gerekse faaliyetleriyle olsun Doğu Türkistan davası tarafında saf tutan davanın savunucularından biridir. Bu vesileyle de bugünkü programımıza davet ettik. Hocamız davetimizi geri çevirmeden bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ederiz kendisine de. Allah'a da hamdolsun bugünkü gibi bir program yapma şansını hocamız da bize tanıdığı için çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi siz Uygur Türkleri olarak bizimki derdimize derman olma niyetiyle bir 1000 yıldır düşmeyen cephemiz Doğu Türkistan adlı kitabı yazdınız. Bu kitabı yazmanıza ne vesile oldu hocam? Bu kitabı yazılış amacı neydi hocam? Bize şununla bir ufak giriş yapalım. Ondan sonra diğer sorularımı sorayım hocam. Lütfen sözü size bırakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kardeşlerimi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah Teala bu yayınımızı mübarek eylesin. Şunu söyleyeyim muhterem kardeşim. Doğu Türkistanlı kardeşlerimle beraberiz epey bir zamandır. Bu dava nasıl ümmetin gündemine taşınır? Müslümanlar nasıl bununla alakadar olur diye o bapta düşünürken şunu gördüm. Karşıda Çin var. Çin'le biz Müslümanlar olarak nasıl mücadele edebiliriz? O noktada bir umutsuzluk vardı. Müslümanlarda bir umutsuzluk var. Ben de bu kitapla kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim'le yüzleşmeye Doğu Türkistan'ın tarihiyle yüzleşmeye davet ettim. Kur'an-ı Kerim'de malumlarınız Rabbimiz bize Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatır. Onun mücadelesini anlatır. Hazreti Nuh Aleyhisselam zamanında sabahtan akşama kadar Allah ve Resul davasını tebliğ eder ama karşıda direnen bir grup var. Parmaklarının kulaklarına tıkatıyorlar, reddediyorlar. İnkar ediyor, alay ediyorlar. Mücadele tam 950 yıl devam ediyor. Sonunda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ayaklarına pranga vuruyorlar. Ellerine kelepçe vuruyorlar. Ağzını kapatıyorlar. O zaman ellerini kaldırıyor. Feda'a rabbahu enni mağlubun fentasir. Ya Rabbi yenildim, yıkıldım. 950 yıl usanmadan bu mücadeleye devam ettim. Ama şimdi ellerimi, ayaklarımı bağladılar. Mecalim, takatim kalmadı deyince فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ O zaman semanın kapıları açılır. O zaman büyük tufan olur. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık mücadelesi bize, ümmete, Kaşgar'a, Hoten'e, Doğu Türkistan'a diyor ki teslim olmayın, bir imtihandasınız, bir mücadeledesiniz, sizin sayınız Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yanında olanlardan daha fazla. Fakat eğer onun gibi usanmadan, yıkılmadan mücadeleye, mücahedeye devam ederseniz Allah Azze ve Celle sonunda bu zalim taifeyi helak edecektir. Yolu açacak. Yani baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim bize hep çıkış yolları tayin ediyor.
umutsuz Müslümanlar, heyecanlarını kaybedenler, karşıda Çin gibi bir devlet var. Nasıl olur biz muvaffak oluruz? Başarı dedikleri an Kur'an-ı Kerim onların önünde 950 yıl usanmadan mücadele eden Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sayfasını açıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yalnız ateşe atmışlar. Karşıda Nemrut var ama direniyor. Direnen bir peygamber var. Allah adına, onun davası adına mücadele eden İbrahim Aleyhisselam var. Kalu harrikuhu, yakın onu diyorlar ama teslim olmuyor. Bu kitapla da kardeşlerime şunu söylüyorum. Diyorum ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl direndiyse, sonunda Allah Teala'nın yardımıyla nasıl muvaffak oldu, Nemrud'un sistemini nasıl çökertti, oradan Filistin'e, Filistin'den Kabe-i Muazzama'ya, Mekke-i Mükerreme'ye yürüdü, Kabe-i Muazzama'yı yeniden imar etti. İnşa ettiyse Allah'ın inayetiyle, lütfuyla. Hazreti İbrahim'e bak diyor Kur'an-ı Kerim. Siz de onun gibi muvahhidler olursanız sonunda Nemrutlara karşı siz kazanacaksınız. Musa Aleyhisselam Mısır'dan ayrılmıştı. Öldürecekti onu. Firavun adamları ayrıldı. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا, korkarak çıktı Mısır'dan. Sonra Medine'ye gitti. Yıllarca orada kaldı. Allah Teala emretti, dön şimdi Mısır'a. Döndü. Mısır'a gelince Firavun'un sarayına girer. Firavun şaşırır. Sen eski Musa değil misin der. Orada mücadeleye devam eder. Adamların toplar. Firavun ordusuyla üzerine geliyor. Musa Aleyhisselam gidiyor. Karşıda deniz var. Adamlar diyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın yanında olanlar, ya sen bizi böyle bir mücadelenin içine aldın. Arkadan şimdi Firavun seller gibi bir orduyla geliyor. Önümüzde deniz var. Şimdi ikisi arasında kaldık. Rabbim buyuruyor ki فَرَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْد۪ينَ. Rabbim bu yolu açacak buyuruyor. Asayı vuruyor, deniz yarılıyor. Musa Aleyhisselam karşıya geçiyor. Firavun'un ordusu helak oluyor. Allah Teala bunu bize neden anlatıyor? Bununla Khoten'e, bununla Kaşgar'a, bununla Urumçi'ye diyor ki Firavun'un ordusu gibi Çin'in gücü olabilir, kuvveti olabilir. Siz eğer Musa Aleyhisselam gibi İslam'a, imana, sadakate devam ederseniz, bak burada şimdi yanımda Doğu Türkistanlı kardeşlerim var. Bunlar hafız, bunlar Khoten'de, bunlar Kaşgar'da, bunlar Urumçi'de. Anneleri, babaları her türlü bedel ödemeyi göze alarak bu çocukları orada hafız yaptılar. Allah'ın inayetiyle Musa Aleyhisselam nasıl döndüyse, nasıl Mısır'a döndüyse bunlar da dönecekler. Kur'an-ı Kerim, bunlar hafız, Allah Teala'nın ayetlerine muhatap oluyorlar. Bu ayetler hafız kardeşlerime diyor ki siz mevzinizde bekleyin, sakın ha umutsuz olmayın. La taknadu min rahmetillah. Bu imtihan mahallidir. Roma'yı çökerten Allah Azze ve Celle bu çağın Romalarını da hak ile yeksan edecektir. Yani bu kitabı yazarken Alim-i İslam'da kardeşlerimde bir umutsuzluk gördüm. İşte Kur'an-ı Kerim Rabbim bize buradan ne yollar açıyor? Firavun yok oldu, Musa Aleyhisselam Mısır'a döndü. Mısır'a hakim oldu. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla bu kadar zulüm, bu kadar ihanet var. Soykırım var. Doğu Türkistan'da soykırım var. Dünya seyrediyor. Ama Allah Azze ve Celle bütün bunlara şahittir. Görüyor, hesabını soracak. Peki Allah nasıl hesap sorar? قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ. Onlarla mücadele edin,
Allah sizin elinizle onlardan intikam alsın. İnşallah bu kardeşlerim kelamlarıyla, kalemleriyle yeni bir mücadele başlatacaklar ve Rabbim o zalimlerden bunların eliyle hesap soracak. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de ayrılıyor. Zahirde baktığınız zaman yenilmiş, kaybetmiş. Habeşistan'a gönderiyor, olmuyor. Taif'e gidiyor, taşlıyorlar. Peki ayrılıyor. Zahirde baktığınız zaman her şeyi kaybetti görünüyor. Ama ayrılırken Rabbim ona innellezî farada aleykel Kur'âne leradduke ilâ ma'ad. Allah yemin ediyor. Ağlayarak ayrıldığın o şehre döneceksin. Mekke'ye döneceksin. Bu kardeşlerim ülkelerinden, şehirlerinden Kur'an-ı Kerim'i daha anlayabilmek için ayrıldılar. Mısır'a gittiler. Oradan buraya okumaya geldiler. Peygamber Aleyhisselam'ı hadis-i şeriflerini okumaya geldiler. Sabahtan akşama kadar, gece yarılarına kadar burada kardeşleriyle o ilimleri okuyorlar. Peki bütün bunları elbette gören Rabbimiz var. Allah Azze ve Celle var. Efendimiz Aleyhisselam'a hitap eden bu ayet-i kerime ona da diyor ki, bana da diyor ki mahzun olmayın. Eğer Peygamber Aleyhisselam gibi olduğunuz şehirleri, Yesrib'leri Medine'ye çevirirseniz, Peygamber Aleyhisselam nasıl Medine'den 8 yıl sonra ağlayarak ayrıldı, Mekke'yi mükerremeye döndüyse, bu kardeşlerim elbet bir gün Allah Azze ve Celle hükmünü verecek. Bunlar Kaşgar'a, bunlar Urumçi'ye, bunlar Khotan'a, bunlar Doğu Türkistan'a o gök bayrakla dönecekler. Allah Teala hükmünü verecek. Hiçbir güç bunun önüne geçemeyecek. Tarihe bakalım. Kur'an'ın ne mucizeleri oldu? Selçuklu nereden çıktı? Osmanlı nasıl doğdu? Ümmetin umudu yok. Müslümanlar bundan sonra bir daha siyaset sahnesine çıkamaz dedikleri anda bir baktık ki Selçuklu, Tuğrul Bey, Çağrı Beyler, sonra Alparslan, onlar sahneye çıktılar. Sonra dağıldı Müslümanlar, Moğollar, Haçlılar vurdular, yıktılar, yok ettiler. Ama Söğüt'te, o Bozkır'da keçi çobanlığı yapan Ertuğrul Gazi mücahitleriyle bir cihan devletinin temellerini attı. Olacak Allah'ın inayetiyle. Eğer biz Müslümanlar olarak, Doğu Türkistanlı kardeşlerim olarak Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine, hanım kardeşlerim tesettürlerine sadakat gösterirlerse Allah bize merhamet edecek. Rabbimiz yeniden bu ümmetin yolunu açacak. İşte Muhammed Ali kardeşim, bu kitap Kur'an-ı Kerim'den hareketle İslam tarihi ama daha çok Doğu Türkistan'ın yakın tarihi, Abdülkadir Damullalar, onların hayat hikayeleri, Osman Baturlar nasıl direnmişler, nasıl mücadele vermişler. Her şey bitti dendiği an bakıyorsun ki sahneye Kaşgar'da bir kahraman çıkıyor, Khotan'da bir kahraman çıkıyor. Eğer Müslümanlar birliklerini, uhuvvetlerini, kardeşliklerini muhafaza ederlerse karanlığın en kesif olduğu an bakıyorsunuz ki Çin çatırdıyor. Mao'nun çocukları birbirine girmişler. Müslümanlar diriliyorlar. Onlar çöküyorlar. İslam şehirlerinde sabah var. Onların şehirlerine karanlık çökerken bizim illerimize, bizim şehirlerimize Allah'ın inayetiyle sabah gelecek, güneş doğacak. Olacak bu. Yani bu kitapla kardeşlerime şunu söylüyorum. Asla umudumuzu kaybetmeyelim. Ama iman, amel noktasında sürekli hazırlıklı olalım. Allah'a, Rabbimize iltica edelim. Kardeşlerimizi bulalım. Onları ideologyalara, ideologyaların masallarına kaptırmayalım. Diyelim ki, ya Rabbi biz
Doğu Türkistan'daki mazlum kulların olarak, alemi İslam'a dağılan kulların olarak senin yolunu bırakmadık ya Rabbi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bırakmadık ya Rabbi. Eğer bunu söylersek o imdatlarımız, o çığlıklarımız semaya, Rabbimize ulaşacak. Nasıl Bedir'de Peygamber Aleyhisselam yalvarırken semanın kapları açılmış. İz testagîzûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâike. O melekler gelmişti, gelecek. Burada Mekke'deki gibi bir zulüm var. Bu kardeşlerim, her birinin ayrı bir hikayesi var. Siz bunları biliyorsunuz. Anneleri hayatta mı yoksa şehit mi oldu bilmiyorlar. Babalar hayatta mı yoksa şehit mi oldu bilmiyorlar. Kız kardeşlerini aldılar, götürdüler. Hangi kampa koydular bilmiyorlar. Zorla bir Çinliyle evlendirildiler mi bilmiyorlar. Böyle bir zulüm tarih görmedi. Ama Allah'ın inayetiyle Rabbim buyuruyor ki peygamberlerin hayatına bakın. Febihuda muktedi. Efendimiz Aleyhisselam'a moraliniz çöktüğü zaman bakın Hazreti Musa'ya, bakın Hazreti Nuh'a nasıl Allah Azze ve Celle sonunda dünyaya müdahale ediyor ve batıl perişan oluyor. Hak hakim oluyorsa وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi denecek ve Ma'un'un heykelleri çiğnenecek. Olacak Allah'ın inayetiyle, olduğu gibi yeniden olacak. Razı olsun. O vallahi hocam kitabınızla hakikaten İslam'ın penceresinden Doğu Türkistan'da nelerin yaşandığını, Doğu Türkistan'daki zulmü, Doğu Türkistanlıları anlama konusunda pek çok faydaların olduğunu buradan söylemek istiyoruz. Hocam ya şimdi Allah, ben hani siz böyle başladınız yoksa ben bu kitabı hiçbir yerde tanıtımını yapmış falan değilim. Kardeşlerim öyle anlamasın. Doğu Türkistanlı kardeşlerime de hediye bu kitaptan göndeririz Allah'ın izniyle. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki hayat hikayelerini kardeşlerim sizin lehçenizden aktardılar. Onlardan hareketle ben bunu yazdım. Elhamdülillah Doğu Türkistan'ın saklı bir tarihi var. Gizlenen bir tarihi var. Kanla mühürlenen bir tarihi var. Ben burada bizdeki tarihçileri de Doğu Türkistanlı kardeşlerimle birlikte bir çalışma yürütüp Doğu Türkistan tarihi üzerine böyle mücellet eserler yazmaya onları davet etmiş olayım. Allah razı olsun hocam. Vallahi kitapta hocam yani zaman zaman tarihlerde ortaya çıkan kahramanlardan bahsetmişsiniz. Ben çok beğendim. İnşallah bitireceğim hocam en kısa zaman içinde hepsini. Şimdi hocam demin de siz çok kısa bahsettiniz Doğu Türkistan'daki zulümlerle ilgili. Doğu Türkistan'da gerçekten Çin Komünist Partisi 21. yüzyılda insanlık tarihinde belki de bilmiyorum tarih kitaplarında ne yazıyor ama 1934-35'teki bu Nazilerin kurmuş olduğu kamplarla Rusların gulag kamplarına aynı aratmayan toplama kamplarında oradaki insanlara işkenceler yaptılar. Kadınlara tecavüz ettiler. Bunların içerisinde köleliğe zorladılar toplama kampındaki insanları. Zorla kısırlaştırma uygulamaları uyguladılar kadınlarımıza, kızlarımıza. Birçok haneye, Müslüman Türklerin olduğu haneye, Çin'in kendi verileriyle, Çin'in kendi gazeteleriyle açıklanmış olan rakamlar 1 milyonun üzerinde olan Çinli memurları 2017'den 2019 yıllarına kadar şu virüsün yayılmaya başladığı döneme kadar Çinli memurları kocaları toplama kamplarına götürülmüş, orada işkenceyle öldürülmüş, kadınlar, kızlar, yaşlılar kalmış evlere dağıttılar. O evlerde kadınlarla beraber onlar Çinlilerle beraber kadınlarımız yaşamak zorunda kaldılar. Bunun dışında ebeveynleri toplama kamplarına alınan veya Çin'in ağzıyla meslek öğreteceğiz diye profesörleri, doktorları, sanatçıları, sporcuları alıp
hapsettikten sonra onları terzi olarak, ne bileyim işte fabrikalarda Çin'in ihtiyacı duyduğu fabrikalarda köle işçiliğe zorladığı o insanların geride bıraktığı çocukları var. Bu çocukların hepsini Çinlileştirme kamplarında çocuk yetiştirme adıyla birer Çinli olarak Çin Komünist Partisi'ne bağlı birer eleman olarak, daha sonradan Çin Komünist Partisi'ne Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'ı Çin Komünist Partisi günümünde yönetebilecek şekilde eğitilmek üzere 5 milyondan fazla çocukların olduğu söyleniyor. Şimdi Uygur Türkü olarak, biz Uygur Müslümanlar olarak oradaki 35 milyon, 20 milyon Çin'in bilgi ablukası yüzünden bu sayının kaç olduğunu net olarak bilmiyoruz. Uygur Türkü olarak, Uygur halkı olarak, oradaki Doğu Türkistan halkı olarak biz neden böyle bir zulüm yaşıyoruz hocam? Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz hocam? Muhammed Ali kardeşim, yorumunuzu alabilir miyiz? Niçin Doğu Türkistan'da bu zulüm var? Niçin buna maruz kaldık diye soruyorsunuz. Sümeyye annemiz niçin zulme maruz kaldıysa, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh neden kırbaç yediyse, niçin kafirler Bedir'e saldırdılarsa, işte onun için saldırıyorlar. Çünkü Doğu Türkistan'da çocuklar Çin'in bütün tekliflerini reddettiler. Anneler, babalar reddettiler. Yerin altında, hendeklerde yavrularını Kur'an-ı Hakim'in hafızı yaptılar. Direndiler. O şartlarda direndiler. Siz orada dediniz ki lekum dinukum veliyedin. Ey Mao, Mao'nun çocukları, biz komünizmanın yalanlarına, masallarına kanıp Rabbimize, bizi yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye biz isyan edemeyiz dediniz. Bir yürekte iki kalp olmaz dediniz. İslam kızları kafire helal olmaz dediniz. La hunne hillun lehum ve la hum yahillune lehunne. Bir Müslüman kadın kafirle evlenmez, evlenemez dediniz. Onları necis gördünüz. Müslüman çocukları, ben nerede Doğu Türkistanlı gördümse Çinli kafire karşı bir öfkesi var, bir nefreti var, Hazreti Ömer gibi bir öfkesi var, nefreti var. Alem-i İslam niçin bu hale geldi? Katiline aşık oldular. Git Bilad-ı İslam'a, orada Amerika'ya, şurada burada o kafirlere muhabbette bakanları görürsünüz. Ama anneleriniz, babalarınız size öyle bir iman, öyle bir aşk verdi ki bunlar necis, bunlar kafir, bunlar Allah'a düşman, bunlar peygambere düşman dediler. Zerre kadar Doğu Türkistan'ın çocuklarında, kızlarında, erkeklerinde kafire karşı bir muhabbet görmedim ben elhamdülillah. Mekke-i Mükerreme'de sahabe-i kiram nasıl ayrışmıştılar kafirlerden, müşriklerden? Doğu Türkistanlı gençlerde onu gördüm. Şimdi buradan onlara diyorum ki kardeşlerim, eğer hakla batıl arasındaki bu noktayı koruyabilirseniz, bu hattı koruyabilirseniz, kafire kafir olarak bakarsanız, Allah Azze ve Celle'nin yardımı mutlak ve muhakkak tecelli edecek. Evet, Doğu Türkistan'a Çin zulmediyor. Çünkü Doğu Türkistan direniyor. Sovyetler öyle yaptı ki bazı bölgelerde, yerlerde İslam'dan nokta kadar bir iz emare bırakmadı. Öyle yok etti. Ama Mao devriminden sonra, yani Mao, Karl Marx, Engels, Lenin, bütün bunların terkibiyle bir masal ortaya koydu. Fakat o masala 49'dan bugüne kadar Doğu Türkistanlı kardeşlerim şu başlarındaki fesleriyle direniyor. Onlar diyorlar ki bak sokaklarda, onun için diyorum o kardeşlerime, Türkiye'de sokağa çıktığınız zaman başınızda o fesle çıkın. O fesle siz Urumçi'de, Kaşgar'da, Hoten'de dediniz ki, Yarıkent'te dediniz ki biz Allah düşmanlarına yar olmayız. Başımızdaki şu takkeler Hazreti Muhammed'e yar olduğumuzun alametidir. Onun için İslam alametlerini bırakmayalım. Bırakmadı Doğu Türkistan.
imanıyla, İslam'ıyla, örtüsüyle, kadınıyla, kızıyla bugüne kadar mustakim bir halde geldiğinden dolayı şimdi siz mi bu halde direnirsiniz? O kardeşlerimizin, bacılarımızın evine eşlerini şehit ettiler. Oğullarını kamplara aldılar. Onların yanına Çinli kafirleri koydular. Bu benim meselem, bu 2 milyar Müslümanın meselesidir. O kardeşlerime Müslüman diye zulmediyorlar. Orada sen, ben, Arap şubu kim olursa olsun, kim olursa olsun aynı zulmü yapacaklar. Çünkü onlar Müslüman, Mao'culukla entegrasyonu kabul etmez dediğinden dolayı bu zulme maruz kaldılar. O kardeşlerimizi, o anneleri, o büyük kadınları buradan selamlıyoruz. 2 milyar Müslüman olarak mahcubiyetimizle selamlıyoruz. Diyoruz ki onlara, sizin gibi alem-i İslam'da er kişiler direnemediler. Siz direndiğinizden dolayı bu belalar, bu musibetler başınıza geldi. Öyle oluyor ki bir kardeşim anneannesini evinde kafir Çinli istemediğinden, direndiğinden dolayı zindana koymuşlar. Orada işkence ettiler, şehit oldu. Cenaze namazının kılınmasına bile müsaade etmediler. Onun için dünyanın hiçbir yerinde Doğu Türkistan'da olduğu gibi bir zulüm yok. Arakan'da, Doğu Türkistan'da. Yani Kudüs'te, Gazze'de zulüm var. Ama kardeşlerim cenaze namazlarını kılabiliyorlar şehitlerinin. Kaldırabiliyorlar. Ezanlarını okuyabiliyorlar. Fakat Kaşgar öyle değil. Urumç öyle değil. Evlerde matem, evlerde acı var. Fukahamız diyor ki, Bilad-ı İslam'ın en batısında bir Müslüman kadın kafirler tarafından esir alındı. Oradaki Müslümanların gücü o kadını kurtarmaya yetmiyorsa en doğudaki Müslümanlara bile o kadını kurtarmak farzdır. وَمَا عَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ Bu ayet bize diyor ki, mazlumlar için niçin ayağa kalkmıyorsunuz? Muzdaripler için neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Onu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminde o mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar vardı. Peki ne yapalım? Nasıl ayağa kalkalım? Bir örgütle olur mu? Olmaz. Örgüt kurulursa onu Amerika idare eder, şu bu idare eder. Peki ne yapalım? Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Sonra alem-i İslam'ın ittihadı olsun. Müslümanlar yek vücud olsun. Müslümanlar yek vücud olunca o zaman Doğu Türkistan'ın prangaları, kelepçeleri kendiliğinden kırılacak. Bugün Osmanlı'yı koruyabilseydik, Osmanlı gibi bir devletimiz olsaydı, Selçuklu gibi bir devletimiz olsaydı, Çin bu zulmü yapabilir miydi? Elbette yapamayacaktı. Yapamaz. Doğu Türkistan bugün işgal ve silah altında olmayacaktı. Uyanacağız, ayağa kalkacağız, birleşecek, yek vücut olacağız ve sonra Allah'ın inayetiyle Rabbim Doğu Türkistan'a hürriyet ihsan edecek. Müslümanlar bunun bedelini ödeyecekler. Ödeyecek müminler vardır Allah'ın inayetiyle. İnşallah hocam. Hocam ben bu konuda size katılıyorum. Yani bu mesele hocam çok epeyce Doğu Türkistan halkının çıkış yolu olabilirdi aslında. Yani çünkü Çin Doğu Türkistan'da bu kadar soykırım yaparken, hatta Uygur Türklerini Müslüman oldukları için bile bile katlederken böbreklerini, organlarını çalıp halal organ etiketi yapıştırarak İslam ülkelerini satmaya başladı hocam. Bunların delilleri, kanıtları zaten halal organ hastanesi bile açılmış Çin'in iç bölgelerinde. Bunların hepsi vardır kanıtları. Şimdi bu durum böyleyken Müslüman dünyası veya insanlık bu zulme neden bu kadar sessiz kalıyor hocam? Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Kardeşim, aslında alem-i İslam sessiz değil.
Fakat son Cihan Devleti, Osmanlı İslam Devleti'nden sonra alem-i İslam'ı işgal ettiler, istila ettiler, parçaladılar ve sonra parçalanan alem-i İslam'da kurulan devletçiklerin başına lisanıyla oranın milletinden ama düşüncesi itibariyle işgal kuvvetlerinin safında duran adamları koydular. Yani Mısır'da Sisi'nin Çin'deki katille ne farkı var? Bir farkı var, onun adı Abdülfettah. Ama orada Çin'de nasıl zulüm yapılıyorsa aynısını Rabia Meydanı'nda yaptı. Yaktı Müslümanları. Caminin içinde yaktılar. Kilometrelerce uzaktan Rabia Meydanı'nda yanan Müslümanların yanık kokusu geldi. Yani bugün evet bir İslam coğrafyası var. Ama İslam coğrafyası ilmen, fikren, siyaseten işgal ve istila altındadır. En son şu hadiseye bakın. Macron Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sövüyor, hakaret ediyor. Sonra Türkiye'den bir çağrı yapıldı. Boykot çağrısı, Cumhurbaşkanımızın böyle bir çağrısı oldu. Peki ne oldu? Arap televizyonlarında siz de görmüşsünüzdür. Mısır'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden vesaire bölgelerden gazeteci, bakan, şu bu çıktılar ekranlara. Dediler ki bu alem-i İslam'la Fransa'nın meselesi değil. Bu Türkiye ile Fransa'nın meselesidir. Sakın ha buna karışmayın. Ne oldu? Müslümanlar Fransız malını boykot ettiler. Peki Macron ne yaptı? Kaç tane Arapça tweet yayınlamak zorunda kaldı. Arapça, Arapça yazdı. Müslümanlardan benim sizinle bir problemim yok demeye getirdi mevzuyu. Yani ambargo noktasında Müslümanlar küçücük bir adım atınca Macron kafiri diz çökmek zorunda kaldı. Kim yaptı bunu? Müslümanlar yaptı. Alem-i İslam'da yaptılar. Fakat başlarda kukla yöneticiler var. Yani evet bunlar Doğu Türkistan için bir şey yapmazlar. Yapmıyorlar tabii. Bunlar Çin'in yanında dururlar. Onunla beraber hareket ederler. Fakat Müslüman hakları uyandırmak lazım. Ne yapmak lazım? Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca ne kadar Müslümanlara ulaşabileceğimiz dil varsa bütün bu dilleri kullanarak bu zulmü kardeşlerimize anlatalım. Yani sosyal medyada böyle hashtagler açılsın. Alem-i İslam'ın farklı noktalarında bir anda kardeşlerim onu gündeme taşısınlar. Elhamdülillah gençler var Alem-i İslam'da, her noktada farklı, dilleri farklı ama kitapları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, idealleri aynı. Yeniden İslam birliği kurulsun. Yeniden Kaşgar'dan Cebel-i Tarık'a kadar bu ümmet yek vücud olsun. Aynı bayrak altında toplansın. Bu olduğu zaman Çinli'ye zulmetmeyecek. Sadece zalimin elini kesecek. Sen bundan sonra zulmedemezsin. Bundan sonra Müslümanın sofrasından ekmeği, mazlumun sofrasından ekmeği alamazsın. Bunu tarihte 15 asırlık İslam tarihinin 12 asrında söyledik kardeşim. Ama son bir asır mağlubiyet asrımız, mahkuriyet asrımız, arada fethetler oldu. Ümmet dördüncü dirilişe doğru gidiyor. Resulullah Aleyhisselam'la sahne açıldı. Sonra Abbasilerin sonuna doğru bir dağılma hali, bir fetret, Selçuklu geliyor, sancağı kaldırıyor. Sonra dağılıyor Müslümanlar, Moğollar Haçlar vuruyor. Bitti Müslümanlar dendiği an Osmanlı Cihan Devleti sahneye çıkıyor. Şimdi Osmanlı'dan sonra derin bir fetret yaşıyoruz. Kesif bir karanlık var. Dördüncü dirilişe gidiyoruz Allah'ın izniyle. Bu dirilişle ümmet kıyamete gidecek. Bu dirilişe kimse engel, kimse mani olamayacak. Eğer şu Kur'an-ı Hakimi Osmanlı'nın, Selçuklu'nun yaptığı gibi hayatımıza taşıyabilirsek, ümmet kardeş olabilirsek, Allah Teala
yeniden yollarımızı açacaktır inşallah Teala. İnşallah hocam. Hocam şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi aynen Çin Müslüman ülkeleri, Müslüman ülkelerin yönetenler bu şekilde davranırken Çin Komünist Partisi de dış politikada din özgürlüğünü savunmuş hale bürünüyor hocam. O kıyafete, o kılıfa giriyor. En son sizin de bahsettiğiniz gibi bu Fransa olayını tüm dünya Türkiye ile Fransa'nın kişisel meselesi gibi göstermeye çalışırken Çin Komünist Partisi çıktı, orada açıklama yaptı. Doğu Türkistan'daki din özgürlüğü ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporunda aynen şu kelimeleri kullandı. Batı ülkeleri, özellikle Fransa'da olan olaylar, din karşıtı, İslam karşıtı olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara davrandığı gibi davranmıyor. Bu konuda Batı ülkeleri, Fransa, Almanya, Çin'i örnek almalı gibi böyle bir safsatayı ortaya attı. Oysa Çin Komünist Partisi hocam 2018'den beri 5 yıllık bir plan proje içerisinde. Bu plan projenin adı da İslam dininin Çinlileştirilmesi politikası ve bu kapsamda Avustralya Strateji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir raporda beyan edildiğine göre 16 bin caminin yıkıldığı tespit edilmiş. Bu konuda hocam siz bu Çin'in İslam dinini Çinleştirme politikasını nasıl yorumluyorsunuz hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Bu hakta gösterebilir misiniz hocam? Bir Abdülkadir Muhammed Ali kardeşim, tarihte bunlar çok olmuştur. İnsanlar Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber olanlar daha sonra ona ihanet ettiler, Tevrat'ı bozdular. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında olanlar İncil'i bozdular. Fakat inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunacak. İslam korunacak. Bu yol korunacak. İslam ne Ebu Cehiller gördü, ne Firavunlar, ne Nemrutlar gördü. Fakat bütün hepsi yok olup gittiler. Nerede Lenin, nerede Stalin, nerede ideolojisi? Semerkant'ta, Buhara'da yeniden İslam neşu nema buluyor. Türkmenistan'da kardeşlerim İslam'a yöneliyorlar. Özlerine, ruh köklerine dönüyorlar. Bitirebildiler mi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu kapatabildiler mi? Hayır, olmadı. Yapamadılar. Yapamayacaklar. Çin'in yaptığı tam bir münafık operasyonudur. Yahudi İslam'ı dışarıdan bitiremeyeceğini anlayınca içeriye girdi. Müslümanları nasıl içeriden bozabilirim diye. Şimdi sor zalime, kendini mazlum rolünde göstersin. Çin'in yaptığı tamamen budur. Tamamen münafıkça bir siyasettir. Öldüren o, katil o. Yani bu derken ben Fransa öldürmüyor demiyorum. Elbette Fransa da katil. İngiliz katil, Amerikan katil. Katil bunlar. Ama Çin de katil. Büyük bir katil. Yani katliamda onlar meslektaşlar. Meslek haline getirmişler. Peki bütün bunların ortak düşmanı kim? Müslümanlar. Peki Çin neden böyle bir siyaset izliyor? Neden böyle bir politika izliyor? Çünkü 2 milyarlık bir pazar var. Alem-i İslam var. Siz belli ülkelerin devlet başkanlarıyla anlaşabilirsiniz. Ama ürettiğiniz malı 2 milyar Müslüman alacak. Çok büyük bir pazar var. Çok büyük bir imkan var Müslümanların elinde. Sadece boykotla bile Çin'i dize getirebilirler. Ekonomisini perişan edebilirler. 2 milyonluk bir pazarı kaybettiğini düşünün. Çin'in böyle bir pazarı, Müslümanların boykot etmesini düşünün. Peki Çin bununla alakalı araştırmalarını elbette yapıyor. Müslümanlar malını alsın diye böyle yalanlara, masallara başvuruyor. Kendince güneşi balçıkla sıvayacağını düşünüyor ama yok. Güneş doğacak, onun yüzündeki o maskeler yırtılacak Allah'ın inayet ve lütfuyla. İnşallah, inşallah. Hocam mesela bizimki bu
İslam alemlerinin, İslam aleminin kuruluşları var. Mesela İslam İşbirliği Örgütü var, ülkemizin de içerisinde bulunduğu. Bu örgütlerin Doğu Türkistan konusunda konuşmaması hocam size ne hissettiriyor? Şimdi esasında bu noktada baktığınız zaman İslam ülkelerinde bir bağımsızlık yok. Sözde bir bağımsızlık var. İkinci Cihan Harbi'nden sonra batılı ülkeler işgal etmiş oldukları İslam dünyasından çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü birbirlerine girdiler, birbirlerinin güçlerini erittiler. İslam dünyasında bir baş kaldırı oldu bunlara karşı. Fakat o gün itibariyle Müslümanları iktisadi, siyasi açıdan ittihada taşıyacak ilim ve fikir adamlarına sahip değildik. Çünkü 1. Cihan Harbi'nde onların önemli bir bölümü ya şehit oldu ya hapishanede onları katlettiler, öldürdüler. 2. Cihan Harbi'nden sonra Müslümanlar o boşluktan istifade edemediler. Çünkü yeterli kadroları yoktu. Peki ne oldu? Kendi adamlarını İslam ülkelerinin başına koydular. Gönüllü ödüllü işbirlikçiler. Efendim İslam konferansı var, diğerleri var. Fakat bunlar bir noktaya kadar gelebiliyorlar. Orada işte baktığınız zaman Afrika'da, Asya'nın önemli bir bölümünde işte şunlar bunlar, teker teker onların adlarını saymayalım. Yukarıdan aşağıya doğru bir baskı var. Hani güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar derler. O müesseselere Doğu Türkistan adına bir açıklama yapma müsaadesi vermiyorlar. Bağımsız değiller ki. O noktada bir bağımsızlıkları yok bunların, yok. Önemli bir bölümü Çin'in ya da Amerika'nın hakimiyet alanında, onların tasarrufunda atması gereken adımları maalesef atamıyorlar. Ama ben şahsen kardeşlerime şunu söylüyorum. Yani o birlikten, şu birlikten açıklama bekleme yerine, bak bugün sosyal medya gibi Müslümanların elinde bir güç var, herkesin elinde var, biz bunu kullanalım. Yani Arabıyla, Pakistanlısı, Malezyalısıyla, hepimiz biz Türküyle bir araya gelelim, kardeşler olarak biz ortak bir platform oluşturalım. Doğu Türkistan diye bir davamız var, Kudüs diye, Arakan diye bir davamız var. Bunu biz gündeme taşıyalım. Emin olun buradan yürürsek o zaman o konferanslar vesaire bütün bunlar arkadan gelecekler, gelmek zorunda kalacaklar. Biz uyuyan Müslümanları uyandıralım. Yani üzerimize düşenleri yaptığımız zaman o zaman çok büyük bir ses çıkacak inşallah. İnşallah hocam. Biz de elimizden geldiğini yapıyoruz. Doğu Türkistan davası için nacizane elimizde var olan imkanlarla bu tür sosyal medyada sizin gibi Doğu Türkistan davasında öne çıkmış şahsiyetleri, çok kıymetli, değerli şahsiyetleri davet edip sosyal medya üzerinden bu tür çalışmalara yapmaya çalışıyoruz. Ama yani imkaniyetimiz, hani bizim erişebileceğimiz alan, kitleler, erişebileceğimiz kitleler çok kısıtlı oluyor hocam. Yani bu konuda hiçbir zaman Muhammed olmadığı kardeşim, kadar umutsuz olmayacağız. Şu noktaya dikkatinizi arz ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de bir mücadele verdi. Kapılar kapalı, yollar kapalı. Ashab-ı kiramı Habeşistan'a gönderdi bir bölümünü. Kendisi Taif'e gitti. Taşladılar. Ama Müslümanların sayısını parmakla sayabiliyordunuz. Sonra hicret etti, ayrıldı. Aradan şu kadar zaman geçti, rüya gördü. Mekke-i Mükerreme'de tavaf ediyor. لَكَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِ Sonra 1400 kişi bulabildi Efendimiz Aleyhisselam. Onlarla yola çıktı. Hudeybiye'ye kadar geldi, orada durdurdular. Mekke-i Mükerreme'ye kabul etmediler. 1400 kişiydiler. Oradan mahzun bir halde ayrıldı Efendimiz Aleyhisselam. Fetih Suresi yolda nazil oldu. İnna fetahna leke fethem mubina. Yani baktığınız zaman Hudeybiye musalası hicretin 6. yılı.
13 yılda önce de var. Öncesi Mekke dönemi 19 yıl. Peki 19 yılda Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kaç kişi var? 1400 kişi var. Bir de Medine-i Münevvere'de kadınlar, çocuklar. Toplasanız 2000-2500 belki o kadar yapacak. 19 yıllık bir mücadele. Peki sonraki yıl Umretul Kada, hicretin 7. yılı, Efendimiz kaza umresini yapıyor. Peki bir sonraki yıl Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselam 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye geliyor. Dört taraftan şehre giriyor. Şehir Allah Resulü Aleyhisselam'a teslim oluyor. Peki 2 yıl sonra, tam 2 yıl da geçmiyor, hicretin 10. yılı, Allah Resulü Aleyhisselam elveda diyecek Müslümanlara. Veda haccında Efendimiz Aleyhisselam'ı 140 bin kişi dinliyor. Yani 19 yılda Müslümanların Hudeybiye'de sayısı 1400. Peki 19 yılda 1400. Peki 4 yıl sonra ne kadar? Efendimiz Aleyhisselam'ı Arafat'ta ne kadar Müslüman dinliyor? 140 bin Müslüman dinliyor. İza ca'e nasrullahi vel feth. Rabbim bizi imtihan ediyor. Azlıklara bakıp, az sayıya bakıp moralsiz olmayacağız. Rabbim bize niçin bu yolda mücadeleniz yok, mücahedeniz yok bunu soracak. Biz gücümüz ne kadara yetiyorsa onu yapacağız Muhammed Ali kardeşim. Hanım kardeşlerim yapacaklar. Doğu Türkistan'dan buraya gelenler, dünyaya dağılanlar, onlar İslamiyet'ten, tesettürlerinden zerre kadar taviz vermeyerek yerden Rabbimize, ya Rabbi ben ülkemden ayrı düştüm ama senin kitabını bırakmadım. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini bırakmadım. Bu yolda bedel ödedim. Şahit ol ya Rab dediği an Allah Teala 1400'lere 140 bin, 140 milyon, 1 milyar 400 milyon olma hükmünü verecektir inşallah. Şimdi bir imtihan mahallindeyiz. Ama bir an kapılar açılır, bir an yollar açılır. Bir kapının kapandığı yerde bakarsın ki İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, Allah binlerce kapı açar. Tarihte bunun onlar yüzlerce misali var. Olacak inşallah. Olduracak Rabbim. Kün feyekun. Ol deyince hangi güç, hangi kuvvet, hangi devlet, hangi kızıl ordu Allah Teala'nın ol emrinin karşısında tarihte durdu, bugün durabilsin. İnşallah hocam. Çok güzel tarif ettin hocam. Biraz hani su serpilmiş oldu. İnşallah böyle programları çokça yapma şansını yakalasak. Dediğiniz i̇nşallah. Gibi hocam i̇nşallah. binler vakit bizim sosyal medyada takip edecekti. İnşallah hocam. Yani hocam, ben buradan şunu sizin... da söyleyeyim. Buradan bizi izleyen kardeşlerime, Doğu Türkistanlı bu kardeşlerimin hesaplarını takip edin. Yani Doğu Türkistan bizim davamız, Müslümanların davası, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin davası. Çünkü orada kardeşlerim La ilahe illallah dediklerinden dolayı bedel ödüyorlar. Evlerinde Kur'an-ı Kerim var diye bedel ediyorlar. Çocuklarına Abdullah dedi diye bedel ediyorlar. Kızlarının tesettürü var diye bedel ediyorlar. O zaman bu dava senin davan kardeşim. Bu dava 2 milyarlık alem-i İslam'ın davası. Madem bir şey yapamıyoruz, o halde bu kardeşlerimizi takip edelim. Onlar oradan haberleri alsınlar, bize ulaştırsınlar. Biz de o haberleri yayalım, duyuralım. Diyelim ki haberiniz var mı Müslümanlar? Hani bir kedi bir yerde can çekişiyor. Ölürken yüreğimiz parçalanıyor. Bir hayvan kapımızın dibinde miyavlarken uykumuz kaçıyor. Peki ya orada binler, on binler, yüz binlerce kadın perişan bir halde, oğulları şehit olmuş, erkeklerini almışlar, hapse atmışlar, çocuklarından haberleri yok. Anneler
evleri Çinli adamlar koymuşlar. Yani onların derdi, onların davası bizim ne kadar gündemimiz. Onun için bu kardeşlerimi takip edelim ki oradaki o feryatları en azından dünyaya duyurabilelim. Bunu yapalım, bir şey yapamıyorsak bunu yapalım kardeşlerim. Hocam Allah razı olsun. Hakikaten yani her zamankinden en çok ihtiyacımız olan destekti hocam. Sizin ağzınızdan duymak çok mutluluk verici. İnşallah kardeşlerimiz dediğiniz gibi takip eder. Doğu Türkistan'daki vaziyetten an be an haberdar olmasını biz inşallah elimizden geldiği çabayı göstereceğiz hocam. Hocam peki sizin tabirinizde 1000 yıldır düşmeyen cephe, bu Doğu Türkistan'ın Çin zulmü bu kadar had safhayı aşmışken hani ikinci bir Endülüs olma ihtimali var mı hocam? Yani şunu hatırlatmak için kaybettiğimizin ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamamız açısından hocam soruyorum. Allah'ın inayetiyle Doğu Türkistan ikinci Endülüs olmayacak. Çünkü Doğu Türkistan 1000 küsur yıldır direniyor. Bugün değil ki. Doğu Türkistan, orada kardeşlerimiz, ana yurdumuz, ata yurdumuzda kardeşlerimiz 1000 küsur yıldır direniyorlar. Ve direnecekler, direnmeye devam edecekler. Ama bugün en büyük tehlike şu, onların ulemasını öldürüyorlar, onları şehit ediyorlar. Eğer bir yerde, bir bölgede, bir ülkede alimler, alimi Rabbaniler şehit olurlarsa insanlar yollarını bulamazlar, mevzilerini bulamazlar. Eğer Sultan Fatih olmasaydı, eğer Edebali olmasaydı, Edebali Hazretleri olmasaydı, Osman Gazi olmazdı, ona o ruh verdi. Akşemseddin Hazretleri Sultan Fatih'e ruh verdi. Yani ulema devlet adamlarını harekete geçirdiler. Ulema onlara Efendimiz Aleyhisselam'ı işaret etti. Kur'an-ı Kerim'i gösterdi. Yol Allah yoludur dedi. Buradan yürümeye mecburuz dedi. Müslümanların önce ulemasını hedef alırlar. Bir yer işgal edildiği zaman Sovyetler Türkistan bölgesini işgal ve istila edince alimleri Sibirya'ya sürdüler ya da öldürdüler. Diğer kardeşlerimizi farklı bölgelere gönderdiler. Ulema yoksa bir nesil sonrasında o milleti kaybedersiniz. Onun için Çin orada alimleri, hocaları öldürüyor, şehit ediyor. Onları itibarsızlaştırmak için çeşitli projeler peşinde. Bir ara onlara dans ettiriyordu zorla. Silahı dayattılar. Siz de biliyorsunuz. Yani onları böyle askerle kuşatmışlar. Alimler, sakallı cübbeli, ne var? Ölüm tehlikesi var. İkrah var. Camileri yıkıyorlar ya da camileri eğlence merkezine döndürüyorlar. Orada dans ediyorlar. Allah'ın inayetiyle Doğu Türkistan'da çocuklar, gençler, kadınlar, onlar atalarından, babalarından hazırlıklılar. Yani onlar zannediyorlar ki biz Doğu Türkistan'da ulemayı şehit ettik. Bu milleti ayakta tutacak, diri tutacak işlerinde o mürebbiler, mürşitler yok, öyle düşünüyorlar. Ama o anneler Allah'ın inayetiyle yavrularını evlerin altlarında gizli bölmelerde, oralarda hafız yapıyorlar. Bir an çıkacaklar, bir an meydan yerine çıkacaklar inşallah. Nasıl orada yakın zamanda kahramanlar, biri şehit oldu, diğeri geldi. Abdülhakim Damullalar, efendim, bütün bunlar sahneye çıktılar. Hep bunlar vazife aldılar, Müslümanlara yol gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın izini işaret ettiler. Bu kardeşlerim büyüyecekler. Kaşgar'da, Urumçi'de olanlar, buralara gelemeyenler, oralarda vazife alacaklar. Çin Allah hükmünü verip çatırdarken, çökerken onlar gök bayrakla meydan yerine koşacaklar. İşteyiz, geliniz diyecekler. Doğu Türkistan 1000 küsur yıldır direniyor. Direnmeye devam edecek. O cephe çökmeyecek. Allah muhafaza.
Orası çökerse o zaman alem-i İslam ikinci bir Moğol saldırısıyla yüzleşir. Çin'in önünde kim durur? Bütün Müslümanlar Doğu Türkistan'a dua etmeli, muvaffakiyeti için mücadele etmeli. Eğer Müslümanlar kendi ülkelerine duruyorlarsa orada Çin'i durduran bir güç var. Doğu Türkistan var. O kardeşlerim bedel ödüyorlar. Mekke adına, Medine adına, Kudüs adına, Anadolu adına Doğu Türkistan bedel ödüyor inşallah. Kıyamete kadar düşmeyecek, bedel ödeyecek. Zaman zaman fetret olacak ama hep ardından hep bir doğuş olacak, sabah olacak, uyanış olacak Rabbim inayetiyle. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Hocam şimdi görüyoruz İslam ülkeleri veya kısıtlı imkanlarla farklı ülkeler Doğu Türkistan'daki zulme söz çıkaramıyor ama bazı Batı ülkeleri bu konuda bayağı şey yapmaya çalışıyor. Ama bu Doğu Türkistan'daki zulüm Uygur Türkleri açısından nasıl görülmeli? Bu bizi savunduğunu, yani tabii ki onlar kendi çıkarları üzerine bazı planlar kurmuş olabilir ama onlar bu Doğu Türkistan'daki zulmü ne olarak görmeli? İnsanlık, insan alemi bu zulmü nasıl değerlendirmeli? Sizin yorumunuzla anlatabilir misiniz hocam? Kardeşim, Doğu Türkistan'da kardeşlerimi bekleyen en büyük tehlike başkalaşmak, İslam'ın özünden, ruh köklerinden kopmak. Doğu Türkistan bugüne kadar Endülüs olmadıysa, bunun arkasında tek bir saik vardır, o da İslam. İslam onlardaki o direniş ruhunu sürekli canlı tuttu. Onlar er meydanına, oradan Allah'a yürüdüler. Şehit olarak yürüdüler. Cenneti arzuladılar. Uhud'u yaşadılar ama Allah Teala onlara Bedir gibi zaferler de ihsan eyledi. Evet, Amerikalılar, şunlar bunlar Doğu Türkistan davasına belli amaçlarla ilgi duyabilirler. Fakat bütün bunların ilgilerinde tuzaklar var. Bütün bunlarda mayınlar var. Onlar Doğu Türkistanlı'ya bizim gibi ol diyorlar. Yani kardeşlerim, eğer gitmiş oldukları batılı ülkelerde onların örfü, onların yaşam şekilleri, onların hayat tarzları onları benimserlerse o zaman bir daha وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Rabbim buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Dünya bir kuyu mesabesinde. Siz bu kuyudan nasıl çıkacaksınız? Habl-i metin olan sağlam ip, Kur'an-ı Kerim'i tutarak ondan, o kuyudan kurtulabilirsiniz. Müslümanları bir kuyuya attılar. Doğu Türkistan'ı bir kuyuya attılar. Peki bu kuyudan nasıl çıkabiliriz? Kardeşlerim, İslam'a aidiyetin sembolü olan o feslerini bırakmasınlar. İslam'ın kızları tesettürü bırakmasınlar. Mahremiyetten ödün vermesinler. Elhamdülillah, ben biliyorum, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yani Türkiye'ye gelen, Doğu Türkistan'dan gelen kardeşlerim önemli bir bölümü aslında zengin aileler, onların çocukları. Yani yanılıyorsam sizi düzeltin. Yani dışarıda okumaya gidenler, İslami ilimleri okuyabilir miyiz diye giden kardeşlerim. Ama sonra Çin bir anda onlara pasaport verdi, hepsini terörist ilan etti, babalarını, ailelerini tutukladı. Şimdi İstanbul'da öyle hanım kardeşlerimiz var ki eşlerinden, ailelerinden haberleri yok. Zor durumdalar. Ben buradan Türkiye'deki hanım kardeşlerime de şöyle bir çağrıda bulunuyorum. Nasıl Suriye'deki muhacire kardeşlerimize yardım ediyoruz? Elhamdülillah etmek zorundayız. Etmeye mecburuz. Ama aynı şekilde Doğu Türkistan'dan gelen zengin ailelere mensup, gidip kimseden bir şey alamaz, isteyemezler. Onlar çok zor şartlarda yaşayanlar var. Erkekler değil, hanım kardeşlerim, kendi aranızda bir dernek kurun, imkanı olanlar o kardeşlerime reklamını yapmadan
Allah rızası için onlara da yardım etsinler. Onlar kendilerini korusunlar, muhafaza etsinler. Eğer biz müminler, Müslümanlar olarak birbirimize sahip çıkarsak, İslam'a sarılırsak, başka anlayışlar, düşünceler, şunlar bunlar değil. Bunlar bizi böler, bunlar parçalar. Yani bir kardeşim gider şu ideologyaya, öteki başka bir ideologyaya girerse, o zaman Doğu Türkistanlar bile kendi aralarında fitneye düşer, birbiriyle mücadele ederler. Peki bütün fitneleri önlemenin yolu nedir? Va'tasimu bihablillah. Kur'an-ı Hakim'e sarılmak, sünnet-i seniyeye sarılmak, müştehit imamların, ehl-i sünnet imamların yoluna dönmek, o izde kalmak. İnşallah Müslümanlar Müslümanlara yeter kardeşim. Yeteriz. Yedullahi fevka eydihim. Bir de biz beraber olursak Rabbimin yardımı onun nusreti olacak. O zaman hangi güç, hangi kuvvet Müslümanları durdurabilir? Allah'ın yardım olduğu yerden. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi demin de bahsettiniz. Yani belli ülkeler Doğu Türkistan davasına sarılmış gibi gözüküyor. Doğru veya yanlış veya sahip çıkmıyor. Siz bir İslam alimi olarak, bir Doğu Türkistan savunucusu olarak hocam, bu ülkelere veya uluslararası kuruluşlara, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya İslam İşbirliği Örgütü olsun, İslam alemine nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Doğu Türkistan'daki soykırıma, Çin'in zulümlerine karşı ne yapabilirler bu ülkeler hocam? Şimdi Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne buradan çağrıda bulunmak, katile maktulün dosyasını teslim etmek gibi olur. Bu cinayetlerin arkasında Birleşmiş Milletler yok mu? Yani Çin, Fransa, İngiltere, Amerika, dünyayı cehenneme, Rusya, dünyayı cehenneme çeviren bunlar. En büyük İslam düşmanı, Müslüman katili bunlar. Esasında bunlar masanın arkasında Müslümanlara karşı ittifak halindeler. Sahnede farklı oyunları, politikaları var, farklı siyasetleri var. Müslümanlar uyanmasın diye. Benim çağrım Birleşmiş Milletler'e değil, benim çağrım Avrupa Birliği'ne değil. Yani bunlar Papa'nın, Siyonistlerin güdümündeki örgütler. Bunlar Bağdat'ta, Şam'da, Urumçi'de, Kaşgar'da, Kahire'de acı varsa bunun sebebi bunlar değil mi? New York'ta neden acı yok? Neden Paris'te yok? Neden Berlin'de, neden Londra'da yok? Elbette olmasını biz istemeyiz. Oradaki insanlar da huzur içinde yaşasınlar. Ama Birleşmiş Milletler var. Batı kentlerinde insanlar özgür bir halde yaşıyorlar. Alem-i İslam'a, İslam coğrafyasına baktığınız zaman anneler ağlar, kızlar ağlar. Doğu Türkistan'ı cehenneme çevirmişler, hapishaneye çevirmişler. Dünyada böyle zulüm başka bir yerde yok. Yok böyle bir zulüm. Peki neden Irak için bir anda toplanan, Saddam'ı deviren o Birleşmiş Milletler niçin Doğu Türkistan için rol almıyor? Afganistan'ı cehenneme çevirdi Birleşmiş Milletler'le. Libya'yı ne hale getirdiler? Niçin Doğu Türkistan için adım atmazlar? Atmazlar, atmayacaklar. Sadece bunlar Müslümanları oyalarlar. Onun için onlara çağrıda bulunmak katilden merhamet dilenmeye benzer. Tabii dünya söylüyor onlara, vazifelerini yapsınlar, yapmayacaklar. Peki benim davetim Müslümanlara, Müslüman gençlere, İttihadı İslam'ı, İslam birliğini kurabilmek için var gücümüzle çalışalım. İnşallah Türkiye bunun lideri olsun, İslam ümmetini ayağa kaldıralım. O zaman dünyaya, o zaman barış gelecek işte. Osmanlı'nın bir sloganı vardı. Derdi ki Osmanlı, istersen sulh ve selamet, hazır ol cenge. Yani sen güçlü olursan, o zaman dünyada sulh olur. Çünkü Müslüman saldırmaz.
Ancak saldıranın elini kırar, ayağını kırar, daha ileri giderse kafasını alır. Saldırana bunu yapar, saldırana. Onun için istersen sulh ve selamet, hazır ol cenge derdi. Yani Müslümanlar birleşir, yeniden Osmanlı gibi bir cihan devletine dönüşebilirsek, o zaman biz hazır olunca, bak Ermenistan nasıl dağılıyor şimdi, Rusya'da, Çin'de, bütün bunlar işgal ve istila ettikleri İslam toprağından çekilmek zorunda kalacaklar. Tarihte Müslümanlar nereyi kaybettilerse Endülüs hariç hep o toprakları almışlardır. İnşallah Doğu Türkistan da Endülüs'te yeniden İslam'ın olacaktır. Yeniden ezan Muhammediyeler okunacaktır. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz hocam. Son sorumu soracağım. Çin zulmü nedeniyle hocam bu son 4-5 senedir artan zulümlerin beraberinde Uygur Türkleri işte çeşitli ülkelere dağılmış durumda. Sonradan 2016'nın sonlarına yaklaşırken 2017'nin başlarında aniden sizin de bahsettiğiniz gibi birçok Uygur Türk'ü ile Doğu Türkistan'ın arasına bir perde, adeta bir set örülmüş gibi tüm iletişim, tüm gidiş geliş, tüm haberleşme, her şey kapandı. Hala şu günümüze kadar kapalı durumda. Hiçbir şekilde Uygur Türkleri ailesiyle iletişim kuramıyor. Bu şekilde diasporada Doğu Türkistanlılar olarak yaşıyorlar. Amerika'da, Londra'da dediğimiz gibi çeşitli farklı ülkelerde, Avustralya'da, Türkiye'de bu sayı biraz daha fazla. Şimdi bu diasporaya dağılmış Uygur Türklerine ve Türk İslam dünyasına ne söylemek istersiniz? Son sözünüzü alalım hocam. Böylece programımızı sulandırmış olacağız inşallah. Kardeşlerim, biz aynı kitabı okuyoruz. Günde 5 defa aynı kıbleye, Kabe-i Muazzama'ya yöneliyoruz. Dünyanın en doğusundan en batısına kadar arada nehirler, arada dağlar, arada okyanuslar var. Bütün bunları aşarak Kabe'ye yöneliyoruz. Dillerimiz, renklerimiz farklı farklı, âlem-i İslam olarak söylüyorum. Bu halimizle Rabbimize diyoruz ki, Ya Rabbi, şu dağlar, şu okyanuslar, günde 5 defa Kabe-i Muazzama'ya, sana yönelmemize nasıl engel olamadıysa, zalimler de sana yönelmemize, kitabına yönelmemize, onunla amel edip İslam birliğini kurmamıza engel olamayacaklar. Moralsiz olmayalım. Günde 5 defa Rabbim bizi Kabe-i Muazzama'ya yönelmeye davet ederek فَوَلِّ وَجَكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Bu ayetle aynı zamanda siz Kabe üzerinden günde 5 defa yüreklerinizle, birbirinizle iletişim halindesiniz, irtibat halindesiniz. Her ne kadar Urumçi'ye ulaşmak için haber kanallarımızı Çin kapatmış olsa da Allah'ın inayetiyle yüreklerimiz Kaşgar'a bağlıdır, Yarkent'e bağlıdır, Urumçi'ye bağlıdır. Günde 5 defa onlar da Allahu Ekber dediği zaman o kardeşlerimle bir irtibatımız var. Onlar madde planında bu irtibatı koparsalar da mana planında buna engel olamazlar. İkincisi, kardeşlerimiz bazen diyorlar ki işte şuraya şöyle ambargo yapsın, bunu yapsın, şunu yapsın. Efendim bu noktada belli adımlar atılıyordur ama dengeler vardı, şunlar bunlar vardır. Ben orayı kendi adıma değerlendirmiyorum ama şunu söylüyorum. Ben İhsan Şen Ocak olarak ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun, o ne yapıyor? Yani hep diyoruz ki işte falanlar şunu yapsın, filanlar bunu yapsın. Kardeşim, biz yapmamız gerekeni yapalım. 80 milyon Türkiye'de, alem-i İslam'da 2 milyar Müslüman, bunun yarısı Doğu Türkistan davasını gündem yapmış olsalar, Çin malını ambargo etseler, boykot etseler, boykot etseler Çin malını, yani Çin
ekonomik olarak bir krize girer. 1 milyar 2 milyarlık bir pazarı kaybetmesi durumunda. Onun için kardeşlerim, birilerinden bir şey beklemeyelim. Sanki kimse yokmuş gibi adım atalım. O adım nedir? Ben ne yapabilirim? Sen ne yapabilirsin? İki şey yaparsın. Bir, Doğu Türkistan senin gündemin olsun. Unutma, orada zulme maruz kalan kardeşlerim var. İki, Doğu Türkistan bu zulümden nasıl kurtulur? Ben fert olarak, ikinci olarak neyi yapabilirim? Çin malını boykot ediyorum. Diyorum ki, yerli malı kullan, Türk malı kullan, esnaf kardeşime dernekler kuralım, gidelim diyelim ki, biz Müslümanlar olarak Çin malı almıyoruz, Türk malı alacağız. Peki, ama bu bardak Türkiye'de üretilirse 1 lira, oradan 50 kuruşa geliyor. Tamam, biz 1 liraya bu malı alacağız diyelim. 2 liraya yerli malı alacağız diyelim. Bu noktada fetvalar, hocalar toplansınlar, fetvalar neşresinler. İnnemâ yenehâkumullâhu anillezîne kâtelûkum buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizinle savaşanlarla irtibatı kesme zorundasınız. Allah sizi nehyediyor. İnnemâ yenehâkumullâh. Allah Teala nehyediyor. Yani Çin Müslümanları öldürüyorsa, o zaman böyle bir devletin malını Müslüman almayacak bu ayete göre. Bu noktada müminleri, Müslümanları uyandıralım. Fert olarak yapacak çok şeylerimiz var. Bunları yapınca çok şeyin değişeceğini göreceğiz Rabbimin inayetiyle. İnşallah hocam. Hocam fert olarak bahsettiniz ama İslam'ın son kalesi olan bu ülkemizle ilgili yorum yapmadınız. Ülkemizin, devletimizin... Türkiye ile alakalı. Evet hocam. Yani İslam'ın sizin de bahsettiğiniz gibi tüm dünya artık kabul etmiş durumda. Yani ülkemizin İslam dünyasında çok önemli bir yeri yani var. Ülkemizin ne yapması lazım bu konuda? Nereye giderseniz gidin, Türkiye'ye bakıyorlar. En son bu Fransız malı boykotu Türkiye'nin çağrısıyla, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla oldu. Ve hemen birileri sahneye çıktılar. İnşallah Türkiye, biz, evimiz, sokağımız, cemiyetimiz, mektebimizle toparlanabilirsek Allah Teala hükmünü verecektir. Ol diyecek, olduracaktır inşallah. Olduracaktır. İnşallah biz Anadolu coğrafyası, Anadolu kıtası olarak ayağa kalktığımızda alim-i İslam'ın ittihat için kıyam ettiğini göreceğiz inşallah.